Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. İskoçya'dayız. İskoçya'da bulunma nedenimiz de Toyota'nın çok ünlü, özellikle yol dışı karakteristikleri, başarıları açısından çok ünlü Land Cruiser'ın Prado modelini sizlerle beraber kullanıp kısaca değerlendirebilmek. Bu özelliklerdeki bir modeli değerlendirmek için, kullanmak için çok uygun bir yerdeyiz. Aberdeen şehrinin yakınındayız. Ballater bölgesi olarak geçiyor. 1500 kişinin yaşadığı çok küçük bir kasaba burası. Ama esas özelliği etrafındaki arazi. Her tarafta çok güzel bir kar manzarası var. Yol dışında, yolda Land Cruiser kullanıp sizlerle beraber özelliklerini konuşmaya çalışacağız. Land Cruiser öyle bir ürün ki Toyota olduğunu söylemenize gerek yok. İkon haline gelmiş bir üründen bahsediyoruz. 1950 yılından beri Toyota'nın bu otomobilin üzerinde çalıştığını çok rahat sizlere söyleyebilirim. Ve benim gözlemlerime göre her bulunan bir şey diğerinin üstüne koyularak özellikle yol dışında zor arazi koşullarında çok başarılı, neredeyse rakipsiz hale gelmiş olan bir otomobilden bahsediyoruz. 1951 yılında otomobil ilk yapıldığında mesela Fuji Dağı'nda, Japonya'nın çok ünlü Fuji Dağı'nda deniyorlar. Onun bir 6. istasyonu var çok yukarıda ve ulaşılması, hele araçlarla ulaşılması çok zor bir yer. İşte ilk yapılan Land Cruiser'ın ataları 6. istasyona ulaşarak çok büyük bir rekora imza atıyor. 1960'larda mesela Land Cruiser'ın 40 serisi var. 40 serisi hala ülkemizde de görüyorum. Yollarda restore edilmiş ve bir şekilde kullanılmakta olan çok başarılı Land Cruiser'lardan bir tanesi. Daha ileri geldiğimizde 80'li yıllarda 70 serisinin başladığını görüyoruz. 70 serisi de ağır iş makinesi olarak zor yerlerde, zor tabiat ortamında kullanıldığında çok büyük başarısı olduğunu söyleyebilirim. Land Cruiser ailesini 3'e bölmek mümkün. Station wagonlar, 300 serisi var mesela en son verilebilecek bir örnek. Ağır iş var ki biraz önce söylediğimiz 70 serisi buna en iyi örneklerden bir tanesi. Bir de yolda kullanılan ama yine arazi, yani yol dışı özellikleri çok gelişmiş olan Prado serisi var ki işte sizlerle beraber bugün kısaca konuşacağımız otomobil Prado serisine ait. Onun 250 modeli 2024 yılı sonuna doğru ülkemize gelecek. İsterseniz yavaş yavaş toparlanalım, yola çıkalım. İlk durduğumuz yerde, ilk istasyonda sizlerle beraber bu otomobili değerlendirmeye devam etmek istiyorum. İskoçya'nın tabiat güzelliklerinin, arazi karakteristiklerinin içerisinde dar ve virajlı yollardan yaklaşık 70 kilometre yaparak şu andaki konumumuza geldik. Biraz yeni Land Cruiser'ın tasarımından bahsetmek istiyorum. Yani bugüne kadar, açık söyleyeyim, kendi zevkim açısından söylüyorum, en çok beğendiğim tasarım diyebilirim Land Cruiser'ların içerisinde. Bir kere başlangıçta söylediğimiz 40 serisinin, 70 serisinin izleri bu otomobilde var. Yani klasik tasarımla modern tasarımın mükemmel bir şekilde bir araya gelmesi bizim otomobili çok beğenmemize neden oluyor. Boyutlarını söyleyeyim sizlere. Boyutlarla gözünüzde daha iyi canlanabileceğini düşünüyorum. 4 metre 72,5 santimetrelik, yani yaklaşık 4 metre 73 santimetrelik bir uzunluğu var otomobilin. 1 metre 98 santimetrelik bir genişliğe sahip, 1 metre 94 santimetrelik bir yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Yol dışında çok yüksek kullanım kapasitesi olan bir otomobil. Dolayısıyla bu ölçüler fevkalade önemli. Ön tekerin merkeziyle
arka tekerin merkezi arasında da 2 metre 85 santimetrelik bir mesafe var. Tabii 1.66'lık da iz mesafesi, yani ön teker merkeziyle diğer ön teker merkezi arasında da yaklaşık 1 metre 66 santimetrelik bir iz genişliği var. Yere olan en yakın yüksekliği de yaklaşık 21.5-22 santimetre. Yaklaşma açısı bu tip araçlarda fevkalade önemlidir. Yani bir engele geldiğinizde o engeli kurtarma açısı ön tarafta 33 dereceye kadar çıkıyor. Niçin? 2.85 metre aks mesafesi var dedik. Ön taraftaki tekerle gövdenin son noktası arasındaki mesafe kısa. Yaklaşık 85-86 santimetrelik mesafe var. Bu da bir engele yaklaşırken orada 33 derecelik bir açı olmasını sağlıyor. Ayrıca birazdan söyleyeceğim, tabii çok hoş yol dışında kullanılabilecek özellikler var. Mesela görüyorsunuz şu plastikler. Bunlar aynı zamanda otomobilin aerodinamisini fevkalade geliştiren parçalar. Ve bunlar da esner şekilde. Yani bir engele geldiğinizde engel buradan geçse bile parçalara hasar vermiyor. Arka tarafta gövde ile tekerleğin uç noktası arasındaki mesafe 1 metre 14 santimetre. Onun için uzaklaşma açısı 23 dereceye düşüyor. Tasarımın tabii retro görünmesinden, yani köklerine bağlı olmasından kastım kutu tipinde bir tasarıma sahip. Yani yolcu kabini bir kutu, ön tarafta motor bölmesi bir kutu. İki tane, bir büyük bir küçük kutunun yan yana gelmesinden oluşmuş gibi. Land Cruiser'ın 40'lı serilerinde ve 70'li serilerinde aynı yaklaşım vardı. Bu da otomobili yol dışı kullanımda çok avantajlı hale getiriyor. Çok güçlü bir görüntü sağlıyor. Ön kapıda dikkat edin. Bir kere yine klasik gelenekten gelen bir tarzda tasarlanmış. Çünkü otomobilin boyuna göre uzun bir kaput söz konusu, yüksek bir kaput söz konusu. Her iki tarafı daha yukarıda. Bunu tasarımcılarla konuştuğumuzda yol dışı kullanımda özellikle otomobilin köşelerini doğru noktalara yerleştirmek için, daha iyi otomobilin hareketini takip edebilmek için adeta böyle referans gibi iki tane çıkıntı koymuşlar. Hakikaten çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Tabii iç tarafı da iç bükey şekilde daha aşağı konumda yapılmış. Bu da yoldaki görüşü arttırmak için. Hemen kaputun ön tarafında aşağı doğru geldiğimizde ızgarayı görüyoruz ve ızgara kesinlikle klasik şekilde tasarlanmış bir ızgara. Üzerindeki ortadaki Toyota yazısı bile geçmişi hatırlatan bir figür. Alt tarafta ikinci bir ızgara görüyoruz ve çok kuvvetli, tamamen metal bir kar termuhafızasının olduğunu görüyoruz. Yine burada önemli bir konu da farlar. 3 grup, 3 aydınlatma grubu şeklinde tasarlanmış ve yukarı pozisyona yerleştirilmiş. Yani yerden gelecek, yol dışı kullanımdan gelecek problemlerden kaçınılması için. Sis lambaları hariç, sis lambaları da aşağıda tamponun içine gömük şekilde. Bu parçaların hep değişebilir parçalar olduğunu görüyorsunuz. Bölgesel hasarların çok çabuk giderilebilmesi, yani parça olarak komple tampon değil de sadece bu bölmelerinin değiştirebilmesi için ayrı olarak tasarlanmış hava girişleri olduğunu görüyoruz. Tampon üstünde, sağda ve solda. Bu da hem tekerleğin içerisinde oluşabilecek turbulansı azaltacak ve diskleri soğutacak hava girişlerini sağlıyor. Otomobilin yan tarafına geldiğimizde güçlü görünmesini sağlayan en önemli tasarım faktörüyle karşılaşıyoruz. Çamurluklar. Trapezoidal, çepeçevre dönen plastik parçalar. Yine bunlar off-road kullanımında, yani yol dışı kullanımında otomobile gelecek zararları engellemek için. Çünkü gerçek bir SUV'den bahsediyoruz. Merdiven şase, yani şase merdiven şeklinde bütün yürüyen parçalar bunun üzerinde sürekli dört çeker. Eski Land Cruiser'a göre bir önemli farklılık var. O da camın alt çerçevesinin daha aşağı pozisyonda tasarlanmış olması. Bu da tabii içeriden yan tarafa doğru görüşünüzü arttıracak şekilde. Yalnız bu çerçeve arka yolcunun oturduğu noktada, yani yaklaşık omuz çizgisinde yukarı doğru kalkarak otomobile yine çok hoş bir hava veriyor. Arka tarafa doğru geldiğimizde tavanın eğimsiz yere paralel olarak devam ettiğini görüyoruz ve arkada bir spoilerle sonlanıyor. Otomobil kutu şeklinde dik bir tasarıma sahip olmasına rağmen aerodinamisine faydalı olabilecek bir parça. Bütün aydınlatma gruplarının aynı çerçevede toplandığı, dikine yerleştirilmiş
stopların olduğunu görüyoruz. Arasındaki hatlarla da arka tarafın genişliğini vurguluyor. Sizlerden ayrıldıktan sonra yaklaşık 20 kilometre otomobilin yol dışı özelliklerini çok iyi belirten, çok karakteristik, çok zorlu şartlara sahip olan bir yoldan geldik. Şu anda durduğumuz yerde de çok önemli bir sürprizle karşılaştık. Birazdan otomobilin genel teknik özelliklerini sizlerle konuşacağız ama bu otomobilleri görünce sizlerle çok kısa konuşmak istedim. Programın başında sizlere Land Cruiser'ın 40 serisinden ve 70 serisinden bahsetmiştim. İşte durduğumuz yerde Toyota organizasyonu bu otomobilleri Klasik Otomobil Müzesi'nden çıkarıp buraya getirmiş. Bu da bizim için çok iyi oldu. Çünkü sizlere bu tasarımların genel hatlarıyla yeni Land Cruiser'da kullanıldığını söylemiştim. Hemen 40 serisinden başlayalım. 1960'larda yani Toyota Land Cruiser'ın başlangıcından yaklaşık bir 7-8 sene sonra imal edilen ve off-road'da yol dışında Land Cruiser'a çok büyük ün kazandıran 40 serisi. 80'li yılların başına kadar imal edildi. Hatta bazı ülkelerde 2000'li yılların başına kadar imal edildiğini de biliyorum. Yuvarlak farları görüyoruz ama yukarıda konumlandırılmış. Ön ızgaraya bakın ve Toyota yazısına bakın. Yeni Land Cruiser'a da yansımış olan tasarım detayları. Ayrıca tabii bu otomobil söylediğim gibi 60 yıllık bir otomobil. Çamurluklar dışarıya konumlandırılmış. Çamurluklar büyük ve gövdenin dışında konumlandırılmış. Ama aynı etkiyi biraz önce konuşurken trapezoidal çamurluklu olarak yeni otomobilde de sizlere göstermeye çalıştık. Şimdi hemen yan tarafa geçiyoruz. 70 serisi var. 1984 yılında yanlış hatırlamıyorsam dünya piyasasına çıktı ve Toyota Land Cruiser'leri Ağır İş grubunun da olduğunu söyledik. İşte bu otomobil Ağır İş grubuna dahil olan bir otomobil. Burada daha da yaklaştığını görüyoruz. Yuvarlak farlar gene yukarıda, gene klasik Toyota panjuru, Toyota yazısıyla beraber. Bu sefer trapezoidal dediğimiz çamurluk grupları yaklaşık bir 10 santimetre gövdeden dışarıda yapılmış. Tıpkı bugünkü araç gibi. Burada yuvarlak farlar diyorum. Bu arada şunu da söylemek lazım. Bizim sizlerle konuştuğumuz yeni Land Cruiser'ın farları yuvarlak değil, yataydı. Ama First Edition diye özel bir serisi var. Onda aynı otomobilin özel serisinde yuvarlak farlar hala devam ediyor. Dolayısıyla tasarım genetiğini tamamen bu otomobillerden aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Otomobilin içinden sizlerle genel teknik özelliklerini konuşmak istiyoruz. Yol dışı özelliklerinden bahsettik. Tabii ki o doğrultuda gidelim istiyorum. Çünkü onunla ilgili çok önemli karakteristikleri var otomobilin. Başta söylediğim gibi merdiven şasi tipinde bir yapısal yaklaşıma sahip otomobil. Motor, vites kutusu, aktarma organları, süspansiyon, direksiyon sistemi hepsi bunun üzerine kurulu. Üzerine bu görmüş olduğunuz yolcu kabine monte ediliyor. Bir kere otomobil yapısı olarak yol dışı kullanıma çok çok uygun özelliklere sahip. Bundan sonra söylememiz gereken şey tabii ki otomobilin motoru diklemesine yerleştirilmiş. 2800 santimetre küplük, 2755 santimetre küplük, yaklaşık 2.8 litre
turbo dizel motora sahip. Ayrıca şunu da söyleyeyim, 2025 yılında Toyota yetkilileri 2.4 litre, 2400 santimetre küplük 48 voltluk mild hibrit versiyonunda çıkacağını söylüyorlar. Özellikle yol dışına çok ciddi katkıda bulunabilir. Çünkü tork gereken yerlerde elektrik motoru ekstra torkla otomobilin daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır. Kullanmakta olduğumuz otomobil 2.8 litre turbo dizel motora sahip. 204 beygir gücünde olduğunu görüyoruz. 500 Newton metrelik de tork seviyesine sahip. Yani çok üst düzeyde bir torku var. Arkasında 8 ileri otomatik vites kutusu var. 8 ileri diyorum çünkü bir öncekinde 6 ileri vites kutusu vardı. Yani kullanım devir aralıkları daha fazla bölünmüş. Onun için de otomobil kullanım sırasında çok daha konforlu ve daha uygun devirlerde çalışabildiği için daha ekonomik. Alt viteslerde vites oranları yüksek ama yukarı doğru geldikçe birbirine çok yakın vites oranları kullanılmış dediğimiz gibi. Çünkü yolda da otomobilin 170 km saat maksimum hıza çıkabilecek bir performansı var. Şimdi off-road özelliklerinin yani arazideki özelliklerini destekleyen önemli farklılıklarını söyleyelim. Bir kere otomobilde vites kutusundan sonra bir orta diferansiyel var. Orta diferansiyelin görevi de üretilen gücü ve torku ön aksa ve arka aksa dağıtmak. Ayrıca önde bir diferansiyel, arkada da ikinci bir diferansiyel var. Yani otomobil içinde bulunduğu şartlara göre otomobilin motorun ürettiği gücü mükemmel bir şekilde dağıtarak zor koşullarda çok başarılı olmasını sağlıyor. Tabii sürüş modları var. Sürüş modları iki farklı kategoride. Bir tanesi yol için, üç tane spor, normal ve ekonomik modun olduğunu görüyoruz. Bir tanesi de yol dışı konumlar için. 5 tane farklı mod var. Derin kar modu, çamur modu, kum modu ve toprak yol modu. Ayrıca buraya yeni bir mod eklenmiş. Daha önce yoktu bildiğim kadarıyla. Auto modu, otomobil motor torkunu, direksiyon sistemini, vites kutusunun değişimlerini ona göre, devirlerini ona göre ayarlıyor ve bulunduğu zeminde otomobilin maksimum performansa ve güvenliğe ulaşmasını sağlıyor. Land Cruiser'da ilk kez elektrikli direksiyon kullanılıyor. Daha önce Land Cruiser tecrübemiz iyi olduğu için mesela böyle bozuk yollarda giderken direksiyonun geri tepmeleri vardı. Bugün de çok zor bir yoldan geldik söylediğim gibi. Orada direksiyonun geri tepmelerinin yani yoldan gelen güçle direksiyonun istem dışı dönmesinin eller için tehlikelidir bu. Minimuma düştüğünü söyleyebilirim. Elektrikli direksiyonun çok daha direkt ve bu konuda sürücüye yardımcı olacak şekilde hareket ettiğini mutlaka belirtmemiz lazım. Onun dışında mesela crawl yani sürünme, alçak hızda gitme fonksiyonu var. Bunu kullandığınızda, hızı da ayarladığınızda ister otomobil çok ciddi bir eğimden çıkıyor olsun veya aşağı iniyor olsun hem freni hem gazı hareket ettirerek güvenli bir şekilde çok tecrübeli bir off-road sürücüsünün yapacaklarını elektronik olarak gerçekleştirerek otomobili çok güvenli bir şekilde hareket ettiriyor. Bu da önemli özelliklerinden bir tanesi. Ön viraj demiri veya buna viraj demiri denir, stabilizatör çubuğu denir. Yani süspansiyonda ön tarafta sağ ve sol arasındaki ilişkiyi kuran viraj demirinden bahsediyorum. Mesela onu off pozisyona getirebiliyorsunuz. O zaman da çok farklı seviyelerin olduğu arazi şartlarında süspansiyon sağda ve solda çok daha başarılı şekilde daha büyük stroklarla devam edebiliyor. Tabii yol iyileştikçe tekrar devreye alınabiliyor. En son olarak şunu da belirtmem lazım. Burada tam orta konsolun üzerinde bir düğme var. H4F diye bir düğme var. Buna çektiğinizde otomobili yüksek süratte 4 çeker ve diferansiyel kilitleri olmadan yani normal asfaltta seyrederken bu fonksiyonda, bu modda gidebiliyorsunuz. Ama onun hemen altında H4L var. Bu ise biraz daha toprak yolda güvenliği arttırmak için orta diferansiyel kilidini devreye alıyor.
Yine yüksek süratle gidebiliyorsunuz ve dört çeker fonksiyonu devam ediyor. Onun hemen altında vites kolunu boşa alıp bunu kullanmanız lazım. Low modu var, yani düşük mod. Otomobili daha büyük dişliyle torkunu arttırarak biraz önce yaptığımız gibi çok zorlu arazi koşullarında kullanacağınız yüksek torkta düşük süratte kullanacağınız mod var. Bu kullanım modlarının da otomobilin performansında, özellikle yol dışı performansında çok büyük bir katkısı var. Bu otomobil Türkiye'ye geldiğinde bunları çok daha detaylı sizlerle beraber konuşmak istiyorum. Ama İskoçya'daki programımızın bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İskoçya'dan hepinize çok saygı ve sevgilerimi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.